Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ceal li veziren min ehli Harun ahi. Üştud bihi ezri ve eşriku fi emri key nusebbihake kesira ve nezkürake kesira. İnneke künte bina basira. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Mektubattan 15. mektubu okumaya devam ediyoruz. Dördüncü sualdeydik. Geçen haftaki sorumuz hem kaldığımız yerin mektubatta hem de gerek Risale-i Nur'un gerek İslam içerisinde Kur'an'ı anlamaya çalışan diğer başka metinlerde de hatta başka hikmet mekteplerinde de bize yardımcı olabilecek bir soruydu. Çünkü bu mesele çok tartışılan bir mesele. Bu Deccal Süfyan meselesi. Biz şu soruyu sorduk geçen hafta, arkadaş nedir bu Deccal Süfyan Mehdi mevzusu diye. Bu tür meselelerin bağlamı nedir? Niye önemlidir meseleleri bu kavramlarla tartışmak? Ya da önemli midir? Çok çok kısa bir özet. Normalde diğer geçtiğim kısa özetlere göre biraz daha uzun olabilir. Şundan dolayı ehemmiyetine binaen tekrar hatırlamakta fayda var. Kanaatini taşıyorum. Geçen hafta özetle şu sonuçlara varmıştık. Bir mesele, yani birinci mesele, bu Deccal ve Mehdi hem kanlı canlıdırlar hem de şahsi manevidirler. Her devrin, her ihtiyacın mutlaka risalete, imanın bir uzantısı olarak canlı kanlı Mehdi'si, Deccal'ı olur. İslam toplumunda kabul gören anlayış, mücedditsiz bir asır olamayacağı anlayışıdır demiştik. Yani aynı zamanda Deccal'sız da, Süfyan'sız da bir asır olmaz. Çünkü Süfyan olmazsa Mehdi de olmaz meselesiydi. İkinci mesele, yaptığımız bir değişik vurgu, aynı zamanda bir şahsı manevi de olacak vurgusuydu dolayısıyla. Yani bu şahsı manevi bir fikir, bir varlık yorumu olarak kendini gösterecek. Yani bu Mehtal diyorum, birleştirdim. Mehdi, Deccal, Süfyan, bu Hazreti İsa mefhumları, Risaletin de eğitiminde kainatın içinde işleyen çok ciddi bir kanundan haber veriyorlar. Vahye muhatap olma noktasında insan hangi devirde olursa olsun bir takım yoldan çevirmeye çalışan fikri ve fiziksel tırnak içinde engellerle karşılaşacaktır vurgusu idi. Üçüncü bir mesele ise Mehdi ve Deccal insani kavramlardır. Yani ne demek istiyoruz? Her insanın Mehdi'si aynı olmaz. Ne bileyim, yani evrimcilerin Mehdi'si başkasıdır, başka bir grubun Mehdi'si başkasıdır. Diğer gruba Deccal görünebilir, bir başka grubun Mehdi'si. Bir grubun Deccal'ı, diğer grubun Mehdi'si olabilir. Bu vurgu da çok önemliydi aslında. Yani demek ki bir fert insanı nasıl tanımlıyorsa ve insanın ihtiyacı nedir sorusuna da bu minval üzerine bir cevap arıyor. İnsanın ihtiyacı nedir hususunda ulaştığı bir sonuç tan sonra nasıl bir rehberliğe ihtiyacı olduğu hususunda da kişiyi bir arayışa götürüyor. Bu bağlamda Mehdi içinde bulunduğu asır ve ihtiyaç bağlamında aradığı rehberliği temsil ederken fert için, Deccal ve Süfyan gibi kavramlarda o kimse için bu rehberliğin karşısında duran fikri veya fiziki ve veya fiziki şahıs ya da akımlar oluyor diyebiliriz. Son olarak peki biz bu fikri ve fiziksel engelleri tespit etmemiz gerekiyor mu? Yani illa şu şahıstır işte şeklinde bir tespitle vazifeli miyiz? Yok, hayır. Biz burada bu şahıs tespit etme meselesi birincil durumda değildir. Bu zaten fıtridir. Önemli olan böyle bir mevzunun olduğunun farkında olmak, uyanık olmak, önlemler, tedbirler almak demiştik. Şimdi bunlar çok güzel vurgulardı. Detaylı olarak geçen haftaki kayıtta var. Metne döneceğim. 15. mektubun 4. sualine döneceğim.
Fakat yine bu meselenin çerçevesini belirleyebilmek açısından bir husus daha var, bir nokta daha var. O noktada da bir müzakere döndürebilirsek çok memnun olacağım. Çünkü o zaman bu metinleri daha güzel okuyacağız diye düşünüyorum. Çünkü kafa karıştıran bir meseleydi bu. Geçen haftaki çerçeve çok faydalı bir çerçeve oldu. Daha sağlıklı bir okumaya tabi tutabilmek için bu tarz metinleri güzel bir ölçücük veriyordu bize. Şimdi şu son soru üzerine de bir yoğunlaşalım istiyorum. Bu Mehdi ve Deccal meselesi gündeme geldiğinde, özellikle İslam içerisinde şöyle bir tartışma daha var. Yani arkadaş, bu sizin ağzınızdan düşürmediğiniz bu Mehdi, Deccal, Süfyan meseleleri böyle genelde hep hadisler üzerinden bize ulaşıyor ve bu hadislerin de çoğu mevzu hadisler, yani kaynağı sıhhati belli olmayan hadisler bunlar. Şimdi burada biz bu derslerimizde yani hadislerin sıhhat tartışılmasını yapmayacağız şimdi burada. Peki nedir Yunus? Neyi gündeme getirmeye çalışıyorsun? Yani bu ama soru şu. Yani bu sorunun arkasında şu tarz iyi niyetli insanlar da var olabilir, oluyor olabilir babından şöyle bir soruyu gündeme getirmek istiyorum. Acaba bu dikkatli ol, dikkatli olun, uyanık olun uyarısı anlamına gelebilecek Mehdi Deccal tartışması hususunda Kur'an nasıl bir rehberlikte bulunuyor veya bulunuyor mu? Benim sorum bu. Şimdi burada diyebilirsiniz ki ya Kur'an ile Resulü birbirinden ayırmak mümkün müdür Yunus? Diyebilirsiniz çünkü bu güzel ve yerinde bir soru olacaktır. Ve fakat Resulü tarif ederken de Kur'an'ın pratizisi bağlamında tarifler getirdiğimiz aşikar. Yani Resul ile Kur'an'ı, Kur'an ile Resul'ü bağlamak çok faydalıdır. Resul'ün pratiği ile Kur'an'ın çerçevesi arasındaki uyumu yakalamanın üzerimizde nasıl bir terbiyesi olduğunu bu odada çoğu kez tecrübe etmiş durumdayız. Dolayısıyla bu Resul üzerinden bize Mehdi ve veya Deccal uyarıları olarak görünen bu rehberlik vahide, yani Musaf'ı kastediyorum. Kur'an diyoruz biz ona genelde. Bu Kur'an-ı Kerim'de veyahut vahide aşikar ya da satır aralarında nasıl gerçekleşiyor bu terbiye? Veya gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyorsa nasıl gerçekleşiyor? Bu hususta bizi besleyebilecek, yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım talep ediyorum. Kur'an'ın rehberliği de üstü kapalı veya açık. Hey, dikkatli olun. Çünkü bu yaratılış düzeni öyle bir yaratılış düzenidir ki vahiy anlama, anlamlandırma, insaniyetimizin duygularıyla vahiy buluşturma ve vahiyi hayatın içerisinde yaşanır hale getirebilme noktasında her asırda, her devirde evet ana derdimiz insan olmak iken bu insan olmak ideali her zaman farklı görünümlerde engellerle karşılaşacaktır. O yüzden o devrin ihtiyaçlarına göre Kur'an'a, vahiye vahiy ile kurduğunuz ilişkide bir rehberliğe ihtiyacınız olacak. Bu hususta bir arayışa girmeniz sizin için faydalı olacaktır. Girmelisiniz de her asır müceddetsiz olmaz diye bir anlayış İslam aleminde hakim olmuş demiştik. Bu terbiye Kur'an'ın rehberliğinde nasıl görünüyor? Bu hususta sorum net mi? Önce soru anlaşıldı mı? Yani soru sorayım derken daha çok karıştırdım mı? Ondan da emin olmak istiyorum. Ünal Türkal diyor ki mesela Kur'an Musa aleyhisselam ve Firavun'dan bahseder. Her asırda Musa gibi olan, Firavun gibi olanlar vardır. Ünal Türkal'ın da Musa'yı Mehdi olarak görürsek işte Firavun'u da Deccal olarak görebiliriz anlamında bir yorum. Allah razı olsun. Mesela diyor ki Ünal Türkal, ya arkadaş sen bu Mehdi Deccal falan meselesinin içerisinden bu hadisler sahih mi falan diyerek kurtulamazsın. Kur'an'ın içi bunlarla dolu. Peygamber kıssalarına dikkatli bir nazarla baktığında
orada Resul ve Resul'ün karşısında olarak takdim edilen tüm karakterler her devirde insanın böyle bir çatışmanın içerisinde yaşadığını, soluduğunu haber veriyor. Sen yeter ki Kur'an'ı tarihsel olarak okuma, benim bugünüme rehberlik yapıyor olarak oku. O zaman görürsün bak nasıl bu Mehdi Deccal denilen meseleyle sana ulaşmak istenilen mesaj vahyin eğitiminde kendini nasıl gösteriyor? Firavun mesela diyor Ünal Türkal Deccal'ı temsil ederken Resul'ün hadisi üzerinden bize ulaşan mesajlarda Deccal'ı temsil ederken Musa ise Mehdi'yi temsil ediyor. Yani bu rehberlik, hey uyanık ol Yunus rehberliği Kur'an'da da çok canlı bir şekilde mevcut şu açıdan dedi Ünal Türkal. Güzel bir katkıydı Allah razı olsun. Ahmet Ali Kur'an'ın imani eğitimini kendine rehber eden, bunu hayatında ders maksadı yapan kişi veya kişiler nübüvvetin hakikatini kendi dünyasında yaşatmış olur diye anlıyorum. Yani Kur'an'a bugün bana konuşan, benim insaniyetime konuşan, benim emniyete ulaşmam, varlığı anlamam, anlamlandırmam noktasına rehberlik yapan bir eserdir diye yoğunlaşmayı kendime maksat yaptığım anda Resul'ün demedi ona Ahmet Ali, nübüvvetin hakikatini kendi dünyasında yaşatmış olur diye anlıyorum. Dolayısıyla bundan mahrum kalarak veya bunu merkeze almadan Kur'an'ı muhatabiyet bu noktada beklenilen sonucu vermeyebilir diye söylüyorsunuz diye anladım. Alaaddin, Mehdi ve Deccal kavramlarını Kur'an'daki kıssalardaki iki tarafın isimlendirilmiş hali olarak görebiliriz. Yani Ünal Türkal'ın yorumunu genişletelim diyor Alaaddin. Kur'an'ın usulünde ve üslubunda dikkat edersek sürekli bir böyle ekstrem uçlarda bir kıyasla karşı karşıya kalıyoruz çoğu zaman. Bu bazen melek şeytan olarak kendini gösteriyor. Bazen Ünal Türkal'ın dediği gibi peygamber ve peygamberin karşısında olan isimler olarak kendini gösteriyor. Demek ki insanın iç enfüsi aleminde de, insan-insan ilişkisinde de, toplumda da vahide kendini bu terbiye nasıl gösteriyor? Aslında bütün bu iki taraf şeklinde sunulan çerçevelerde bu var diyor Alaaddin. Ben öyle görüyorum diyor. Bu da güzel bir genişletmeydi. Allah razı olsun yazanlardan. Ali Mermer, Ünal'ın notu üzerine Hazreti Adem'in ve şeytanın temsili de aynı doğrultuda. Yani illa Hazreti Adem, yani illa bir peygamber karşısında da yine insan cinsinden bir peygamber kıssaları değil. Hazreti Adem ve şeytan temsili dahi yine bu doğrultuda okunması gerekiyor diyor Ali Mermer. Hazreti Adem Kur'an'ın eğitim usulüne göre ben isem işte yani insan olarak ben insaniyet temsil ediyor çünkü Hazreti Adem temsillerde. İşte orada şeytanla karşılaşması hadisler üzerinden bize ulaşan Deccal Süfyan bağlamları işte bununla aynen Kur'an'ın terbiyesindeki bu eğitimle bağlaştırılması lazım. O zaman ben sizin tüm yorumlarınızı özetlemek istersem şöyle bir noktaya geldik diye anlıyorum. Resul'ün terbiyesinde Mehdi Deccal olarak bize ulaşan mesele aslında kainatın içerisinde daima var olan ve vahyin rehberliğinde de kendisini gösteren iman küfür mücadelesidir. Bu kainatta böyle bir kanun vardır. Neden vardır? Bu da hikmetlidir. Yani yine geçen haftaki notlarımızdan hatırlamaya çalışıyorum. Bu da hikmetlidir. Neden? Çünkü insan tercihte bulunacak. Erkan'ı dinledikten sonra Yakup'a bırakacağım mikrofonu. Zaten Kur'an kendisi Mehdi ama yaklaşma ve anlama yöntemini bilene. Genellikle insanı varlıkların var edilmesine dikkat ederek düşünmeye davet eder
benzetmeleri kullanır. Gece ile gündüz, sıcak ile soğuk, karanlık ile aydınlık, ölü ile diri, kör ile ama, iki taraflı benzetmeler de Mehdi Deccal ikisini andırıyor. Yani belki o zaman şöyle bir soru çıkabilir. Bu kavramsal zenginliğin amacı ne acaba? Yani buradaki hikmet nedir, maksat nedir? Yani Mehdi ve Deccal deseydi hep aynı şekilde anlatsaydı ne eksik kalacaktı? Bu farklı bağlamlarda, farklı kavramlar üzerinden aynı sıkıntının dile getirilmesinin hikmeti üzerine de belki konuşabiliriz. Ama söz verdiğim üzere yorumlara devam etmeden mikrofonu Yakup'a bırakıyorum. Buyur Yakup. Aslında sen benim soracağım soruyu bir şekilde sormuş oldun. Yani ben belki şöyle bir gündeme getireyim farklı bir yönünü. Madem Kur'an-ı Kerim böyle bir eğitimi veriyor bize, farklı sıfatlarla, farklı tariflerle bizi böyle bir iklim içerisinde olduğumuz eğitimini veriyor. Öyleyse Hazreti Peygamber'in bir daha Mehdi ve Deccal ayrımı üzerinden ya da Mehdi ve Mesih ve Süfyan ayrımı üzerinden vurgulamaya çalıştığı, ifade ettiği, uyardığı nokta nedir? Yani Kur'an bu eğitimi verirken hadise bir daha böyle bir farklı bir zenginleştirme ile tarif edilen sıfatlara ne ihtiyaç var? Evet, Allah razı olsun. Beni de aynı soru gündemime geldi. Yani bu konuda da ikna olmamız gerektiğini hissettim. Sen de aynı duyguyu paylaştın. Bakalım müzakere devam ediyor. Soru anlaşıldı diye anlıyorum. Ali Mermer'in yorumundan okumaya devam ediyorum. Ben yaratıldığım sürece şeytan da var olacak ve görevini yapacak. Yani bir Hazreti Adem kıssasından düşünürsek yani her zaman bir vazifeliler var. Yani neden bu zıtlık niye olmalı? Sanırım onun hikmeti biraz daha anlaşılıyor. Çünkü zaten iradeyle tercihimiz burada gerçekleşecek. Bir teknik mesele vardı, dikkatim dağıldı. Ya bu alternatifler olacak ki bizler de tercihte bulunalım. Evet. Ama soru havada. Soru havada. Yani son soru havada şu anda. Kavramsal çeşitliliğe gidilmesinin arkasında yatan hikmet nedir veya pedagojik hikmet nedir? Yani eğitimde bu kavramsal çeşitliliğe gidilmesinin hikmeti nedir? Benim insaniyetimle, insan tanımıyla ilişkisi nedir? Bu da bir cevap bulabilirse ve hatta Resulün aleyhissalatü vesselam bu terbiyeyi daha da ileri götürerek daha da farklı bir kavramsallaştırmayla bunu gündemimize getirmesi, böyle bir zenginleştirme diyeceksek buna, bunu bir zenginlik olarak göreceksek eğer, bu zenginliğe ne ihtiyaç var? Kavram kargaşası olarak göreceksek zaten o zaman daha başka bir probleme işaret etmiş oluruz. Yani niye kafalar böyle karıştırılıyor da diyebiliriz. Soru iki şekilde de sorulabilir. Bu çeşitlilik neden? Muhammed Said Çakır, Hristiyanlar arasında da dile getirilen bir mücadele bu. Evet, dediğiniz doğru. Bu hikayelerin değişik isimlerle aktarılması muhatabın ilgisinin çeşitliliği ile ilgili olmalı. Sanki biraz hissediyorum ne demek istediğinizi ama açılması gerekiyor. Muhatabın ilgisinin çeşitliliği derken neyi kastediyoruz? Yani mesela Ünal Türkan'ın örneği üzerine gidelim. Musa ve Firavun dediğinizde hangi muhatabın problemini çözüyorsunuz da Mehdi ve Deccal dediğinizde hangi muhatabın problemini çözüyorsunuz? Hangi tür ilgiler Mehdi ve Firavun dikotomisiyle çözülüyor da hangi ilgiler Musa ve Firavun dikotomisiyle çözülüyor diye bir soru gelebilir. Yani bu ilgi derken neyin kastedildiği açıklaması gerekiyor anlamında sorularımı yönelttim. Erkan, İnsan sürekli iki yol ayrımında ve yolunu şaşırma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu kadar farklı ve çeşitli uyarılarla dikkat çekiyor. Varlık maksadını unutmayalım diye. Güzel. Bence bu da üzerine yürüyebileceğimiz bir bağlam. Ama gene şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz Erkan Hocam. Yani zenginliğin maksadın unutulmamasıyla ilişkisi nedir? Yani mesela üç farklı kavramsal dikotomiyle bu
maksadı unutmayalım mı anlatmak yerine 40 farklı kavram çiftiyle bunu anlatmak maksadı unutmama üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? 3'ü 40 yaptığımızda ne değişiyor? Veya biz bu 40'ı daha da arttırmalı mıyız o zaman? Bunun sayısının artmasında mı hikmet? Böyle bir soru aklıma geldi sadece. Mesele anlaşılsın diye böyle başka hangi açılardan yaklaşabiliriz? Sağdan, soldan, alttan, üstten, önden, arkadan, içten, dışarıdan 8 beçeden yaklaşmaya çalışıyorum. Sadece mesele biraz netleşsin. Şöyle sırtımızı rahatla koltuğa yaslayıp evet ya ben ikna oldum, evet evet böyle olması lazım diyebilelim diye biraz daha zihinlerimizi açalım diye yükleniyorum. Ahmet Ali, biz her şeyi çift çift yarattık. Nefis kalp, mümin kafir, melek şeytan, gece gündüz. Benim için insani istidatların gelişmesi, hakikati bulması böyle bir yaratılışı zorunlu kılıyor. Evet, bu az önceki konuyla ilgili bir yorum ve önemli bir yorum. Yani bu ikilik olması gerekiyor ki ben tercihte bulunacağım. Yani çünkü zaten eğer iki alternatif yoksa tercih nerede o zaman? Bu çok anlamsız oluyor, abes oluyor. Erkan, bir hakikat ne kadar çok sayıda ve çeşitte zenginleştirilerek anlatılırsa o kadar çok kavranır. Eğitim daha çok gayeye ulaşır. Ayrıca muhatapların özellikleri de daha çok dikkate alınmış olur. Eğitim etkili olur. Muhatabın hangi özelliğini kastediyorsunuz? Musa ve Firavun hangi muhatabın hangi özelliğini çözüyor ama hangi özelliklerini çözmekte yetersiz kalıyor? Ama Mehdi ve Deccal bunun hangi yönünü kapatıyor diye bir soru sorayım. Mesele netleşsin. Az önce Muhammed Said de ilgi demişti. Bu nasıl bir meseledir? Hep örnek üzerinden gidiyorum. Bakın yani Musa ve Firavun, yani çünkü mesela şöyle diyebilirim ben. Önemli olan usulü anlamaktır. Kur'an'ın ve Resul'ün terbiyesindeki bütün kavram çiftleri aslında hey Yunus, iman ve küfür diye bir dava var ve sen bu kainatta ya yaratık olarak muhatap olursun ya da yaratıcıymış gibi muhatap olursun. Bunu anladığın anda sen Kur'an'ın ve Resul'ün terbiyesindeki bütün çiftlileri çözümlersin. Gece gündüzü de çözümlersin, nefis ve kalbi de çözümlersin, melek ve şeytanı da, Adem'le şeytanı da çözümlersin. Ha, bu mesele bunu anlıyorum. Bu beni ikna ediyor. Evet. Ama şimdi bir arkadan bir soru soruyoruz. Yani bu terbiye zaten var. Yani bir de böyle Mehdi, Deccal gibi bir kavram, yani Mehdi ve Deccal kavramından yoksun olsaydık hangi problemimizi çözemeyecektik biz? Veya soruya yanlış yerden mi yaklaşıyoruz belki? Hani belki de soruya yanlış yerden yaklaşıyoruz. Belki de şeytani bir soru soruyoruz. Ama bu netleşmesi gerekiyor. Ali Mermer, insan duyguları standart değil. Yani tek yönlü çalışmıyor. İnsanın hayat şartları onu çok değişik ortamlarda, değişik yöntemlerde değerlendirmesi beklenir. Kur'an mümkün olan şartların genel olarak değişik örneklerle rehberlik yapıyor. Farklı şartlarda, farklı ihtiyaçlarla bir rehberlik gerçekleşiyor diyorsunuz. Peki sizin vurgunuzda farklı olarak şu kelimeyi gördüm bir. Genel şartların genel olarak değişik örneklerle rehberlik yapılıyor. Peki Resul neden bunu ileri götürüyor? Bu Mehdi Deccal meselesi çok kafa karıştırmış ya. Biraz da ondan sanki Yakup'la biz bunu sorguladık gibi hissettim. Yani ya Mehdi'dir, Deccal'dır meseleleri böyle garip garip yerlere çekmeyin kardeşim gibi bir mesele var. Ahmet Ali devam ediyor. Hem kavramlaştırma aslında zıtlıkların rengine ve vurgusuna işaret ediyor olsa gerek. Bir yorum geldi de özelde. Bir yorum gözden kaçtı. Yukarıda bir yorumu atlamışım.
Alaaddin'in bir yorumu var. Burada Deccal'ın bendeki karşılığı olarak nefis kavramı da gündeme geliyor. Yani bu Deccal Mehdi karşılaşmasının enfüste de bir karşılığı var. O da nefis. Yani nefis ve vicdan arasında bu savaş genelde resmediliyor. İnsanın enfüsünde de bunun bir karşılığı var anlamında. Alaaddin'in bir katkısı var. Oo, yanında 3 tane el kalkmış. Çok güzel. Ünal Türkal'ın yorumunu hemen okuyup bırakıyorum. Meleklerin makamı sabittir, imtihanı yoktur. İnsanın Deccal'dan Mehdi'ye kadar makamı geniş, imtihanı vardır. Deccal şeytandan ders alır, zıttı ise melekten ruhen kalben ders alır. Yani genel anlamda şunu diyorsunuz diye anladım. İlgiler farklı, bağlamlar farklı, insanın seviyeleri farklı. Bu zenginlik bu farklılıklara işaret ediyor diye bir konsensüsle geliyor yorumlar diye hissettim. Ama 4 tane el var. Ya Allah razı olsun Hamim Zoom uygulamasından ki el kaldırma sıralamasına göre diziyor. Alfabetik dizmiyor. O yüzden aynen bu sıralamayla dinleyeceğiz şimdi. Yakup, Ali Mermer, Abdurreşit, Alaaddin. Buyurun. Ben şöyle bir okuma çalışmasına girişmek istiyorum. Bilmiyorum faydası olur mu? İnşallah olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de az önce de sürekli farklı arkadaşların ifade ettiği gibi farklı dikotomiler var. Adem, şeytan, Musa, Firavun, İbrahim, Nemrut gibi. Bunlar daha sonra neler olabilir diye ben düşündüğümde yine Nuh Aleyhisselam ve oğlu arasındaki diyalog, yine hatırlayamadığım bir peygamber ve eşi arasındaki diyalog gibi. Bunlar bana şunu hatırlatıyor. İnsanın içinde bulunduğu imtihan çeşitleri çok yönlü, çok taraflı, insanın çok farklı kontekstlerde farklı imtihanları var ve farklı ikilemler içerisinde kalıyor. Yani bir insan insaniyetiyle insaniyetinin karşısındaki duygu durumu ikilem olduğu gibi aile içerisinde eşiyle bir ikilem içerisine düşebiliyor. Oğluyla bir ikilem içerisine düşebiliyor. Hakim yani yönetici erkeğiyle bir ikilem içerisine düşebiliyor. Bunlarla böyle bir problemli bir hale gelebiliyor. Kur'an-ı Kerim bunları farklı sıfatlar, farklı kısaları ele alarak bunları sanki nazara veriyor gibi geliyor. Süfyan Mehdi, Deccal Mesih tartışmasını bu anlamda niye olabilir diye düşündüğümde sanki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu iki tane ikili kavram çiftini ahir zamanda farklı bir düzlemde ortaya çıkacak imtihanlara dikkat çekmek için ele alabilirmiş gibi geldi. Bunu metnin başında işte Süfyan ve Mehdi'nin işte nübüvvet üzerinden, Deccal ve Mesih'in de uluhiyet üzerinden konuyu ele almasından da hissettim. Yani bu nasıl tarif edilir bu bilmiyorum. Bir vazifeli bir peygamberin olmadığı bir dönemde farklı kontekstlerde ortaya çıkacak farklı imtihanların ikilemine dikkat çekmek ihtiyacı ortaya çıkıyor gibi geldi. Yani daha önceden işte gündeme getirdiğimiz işte bilim ve siyasetle alakalı şeyler de buraya bakabilir gibi hissettim. Yani farklı bir kontekstin vurgulanması gerekliliği bu kavramları ihtiyaç oluşturdu diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir katkıydı. Çok teşekkürler. Ali Mermer buyurun. Yakup çoğunu ifade etti. Söyleyecekleri, söylemeyi düşündüklerimin. Ben çok küçük bir kısa bir ilaveyle Yakup'un görüşü doğrultusunda düşündüğümü belirtmek isterim. Deccal ve Mehdi neyse bu kavramlar, Süfyan vesaire kavramlar genel sembolik kavramlar olması lazım. Yani herhalde Hazreti Nuh'un misalinde hanımı ve çocuğunun kendisine tabi olmamayı tercih etmesi, Hazreti Lut'ta da öyle. Bakıyorsunuz siz böyle bir pozisyonda kendinizi bulduğunuz zaman orada Deccal'i ve Mehdi'yi temsil eden unsurları arayın. Kim seni dalalete, kim seni hidayete,
hangi şartlarda ne yaparsan dalalete, hangi şartlarda ne yaparsan hidayete girersin'nin önderliğini yapıyor. Yani Deccal ve Mehdi kavramları genel kavramlardır. İnsanın içinde yaşadığı her türlü dikotomi mi ne diyorlar ona, çelişkili durumda, mesela babanızla ilişkiniz, ailenin yani babanız annenizle olan ilişkiniz bozuk gittiği zaman bakın İbrahim'e ne yaptı. Şimdi o zaman İbrahim'in pozisyonu Mehdiliği, babasının pozisyonu ise Deccalliği temsil eden bir pozisyonda. Yoksa her bir olay için tek tek isimlendirilmesi gerekmez. Kur'an bunların örneklerini veriyor. Resulullah da bu örneklerdeki ikilemi, bu Ahmet Ali'nin çok güzel yerinde vurguladığı bir kavram vardı. Biz sizi çift, çift yarattık. Dolayısıyla sizi çift, yani yolun ikiye ayrıldığı noktada yarattık. Her zaman şartlarınız ikiye ayrılarak gelişiyor ve gerçekleşiyor. Yani bir tarafta şeytani pozisyon, deccali pozisyon, diğer tarafta Mehdi pozisyon, dolayısıyla hidayete giden pozisyonu önünüze sererek yaratıyoruz. Ve hedeynâhün necdeyn ayeti de aynı Ahmet Ali'nin dediği gibi, sizi çift çift yarattık ayetin doğrultusunda sizi her zaman iki yol ayrımına sevk ederek yaratıyoruz demek. Ve hedeynâhün necdeyn. Sizi iki yol ayrımında bırakıyoruz ama her zaman her halükarda. Bunun birisini Resulullah'ın sözlerinde Deccal, diğerinde Mehdi temsil ediyor. Allah razı olsun. Abdülreşit, buyurun. Evet, selamun aleyküm. Şimdi ben konuyu çok farklı bir boyuta çekecek miyim bilmiyorum ama buradaki meselenin çok farklı bir boyutta ele alındığını düşünüyorum. Meselenin evet, şey çok aşikar, yani insanın bütün insanlık boyunca yaşadığı serüvende hidayet ve dalalet ayrımı, iman küfür mücadelesi her zaman geçerli olan bir şeydir. Ve bunun da çok değişik tezahürleri vardır. Mehdi Ceccal veya İsa Süfyan gibi kavramların bunu temsil ettiği aşikar. Fakat burada bence ayrımın Mehdi Deccal veya Mehdi Süfyan veya İsa Deccal olmaktan ziyade İsa ile Mehdi arasındaki ilişkide düğümlendiğini düşünüyorum. Yani şunu demeye getiriyorum. Problem ontolojik olarak zaten bunun konunun başında iyicene detaylı olarak ele alındı. Burada bir metodolojik bir problemi dile getiriyor gibi geliyor. Özellikle ahir zaman olması hasebi zamanda bize bir yöntem öneriyor gibi geldi. Soruda dikkat ederseniz Hazreti İsa ile başlıyor. Ki doğrudan Mehdi kavramı yok. Cevabı verirken de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceği ve şeriat-ı İslam ile amel edeceği meselesi var. Ama ondan sonra iki mesele dile getiriyor. Mehdi meselesi ve Hazreti İsa meselesini gündeme getiriyor. Burada şöyle bir dünyama gelen, şimdiye kadar ben şöyle düşünüyordum burayı okurken. İslam, alemi İslam'da bize nasıl davranacağımız noktasında bir ehli iman, imana hizmet noktasında nasıl bir metodoloji izleyeceğimizi ve alemi insaniyede nasıl bir metodoloji izleyeceğimizi ayrı ayrı öğretiyor manasında anlıyordum. Burada daha farklı bir şey dünyama geldi. Özellikle bugün, şu an bugün geldi dünyama. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ahir zamanın mahiyeti çok önemli. Yani ahir zamanda ne demek ahir zaman? Resul döneminde gelen bir şey var, din var, daha doğrusu Kur'an'ın nüzulü meselesi var. Yani Cenab-ı Hakk'ın insana konuşması meselesi var, Resul üzerinden bir konuşması var. Ve o Resul üzerinden konuşmasını yaptıktan sonra bir takım şeairleri ortaya koyuyor ve
insanı yaratıcıyla olan ilişkisini belirleyen iman ve İslam denklemi içerisinde insanın hakikate götüren vesileler ortaya çıkıyor. Fakat ahir zamanda din diye bilinen şeyin aslında üstünün örtüleceği aşikar. Çok detaylı bunun izahları var. Bu durumda insanın yapması gereken nedir manasında bir yöntem öneriyor gibi geldi burası bana. Yani şunu demeye getiriyorum. Aynı zamanda şuradaki ifade çok iyi. Risaleti Ahmediye'yi inkar meselesi var. Yani risalet demiyor ki insanlar amelleri inkar edecekler. Risalet boyutu inkar edilecek meselesi var. Ki ilginçtir. İsa Aleyhisselam da Resul'dür. Ve İsa Aleyhisselam'ın önceliği de iman üzerinedir. Yani içi boşaltılan dinin içini doldurma meselesidir. Şimdi şunu demeye getiriyorum. Mesela insanların genelinde artık din, yani zahiri olan, zahirde ortaya çıkan, amel üzerinden anlaşılan ve amelin götürmek istediği hedefi şaşırtılan bir dönemde, yani şair olmaktan çıkan, amelin veya İslam'ın şair olmaktan çıkması neticesinde insanlar artık dini, din üzerinden uluhiyeti reddediyor hale geliyorlar. Ki bu çünkü dini temsil eden, dinin temsil ettiği veya daha doğrusu dinin işaret ettiği manalar örtülmüş oluyor. Çünkü din sizi doğrudan doğruya uluhiyete götürmesi gerekiyordu. Çünkü dinin anlamı neydi? İşaretti. Yani yaratıcıya götüren her şeyin her şeyi ifade ediyordu. Bu noktada din diye bilinen veya İslamiyet diye bilinen veya şair diye bilinen şeylerin, ki Resul bunları tesis etmişti, işlevsiz hale geldiği bir dönemde, yani yaratıcıyı tanıtmak, yaratıcıyı bildirmek noktasında işlevsiz hale geldiği bir dönemde yöntemi değiştirmek gerektiğini vurguluyor sanki burası gibi geldi. Yani öncelik uluhiyetin tesisi, ondan sonra uluhiyetin tesisinden sonra şeriat-ı Ahmediye ile amel edecek ifadesinde ondan sonra şairin ihyası meselesinin önemli olduğu vurgusu var gibi geldi bana. Şöyle demeye getiriyorum. İnsanların çoğu namaz kılmayı, oruç tutmayı, bilmem sarık sarmayı gibi ifadeleri artık bir yobazlık, gericilik gibi algıladığı bir dönemde, yani dine, Allah'ı hatırlatan, uluhiyeti hatırlatan bir konumdan, bir geleneği, bir yani dogmayı, bir tabuyu ifade eden konuma geldiği bir dönemde insanlara mesela şöyle diyor, evinize biri geliyor, adam üzerinde bir tane Kabe resmi var. Kabe, bunlar hala insanların dünyasında Kabe deyince bir takım insanların saçma sapan şeylere taptığı bir anlam ifade ediyor onların dünyasında. O insana veya namaz da öyle bir şey ifade ediyor ki Türkiye'de bunun şu anda şeyini çok görebiliyoruz. O insanlara sen namaz kıl, sen Kabe'ye git, sen bilmem şöyle yap diye zorlamanın bir anlamı olmadığını vurguluyor burası gibi geliyor bana. Çünkü aynı zamanda din mahiyetini yitirmiş olacak. Yani zıddına tahavül etmiş olacak. Hadislerde de var. Dolayısıyla böyle bir dönemde ameli ön plana çıkarmanın, yani şair gibi gözüken şeyleri ön plana çıkarmanın ve onların üzerine vurgu yapmanın yanlış olduğunu, doğru olanın ise o şairin ifade ettiği anlamların hakikatlerinin içini doldurulması gerektiğini, yani Hazreti İsa'nın mesleğinin öncelenmesi gerektiği vurgusunu anladım buradan. Benim ya belki karıştırdım ama özetle bu, benim dünyama gelen buydu. Yani metodolojik bir problemi nazara veriyor. İslam'dan imana değil, imandan İslam'a doğru bir geçişin formülünü bize ifade ediyor gibi geldi. Bu kadar. Ben dediğinizi tek bir cümle olarak özetleyebilirsem eğer anladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltin. Mehdi ve Deccal dikotomisi çok daha tehlikeli bir makastan haber veren bir kavramsallaştırma olarak ele alınması lazım. Ve bu makas, sizin dediğinizden anladığım kadarıyla,
din diye bizzat Resul'ün uygulaması olarak bilinen uygulamanın, yani din diye servis edilenin hakikate ulaşma noktasında bizzat engel teşkil ettiği alandaki makasa işaret ediyor. O açıdan Mehdi ve Deccal meselesini, yani evet, bütün bu tarz dikotomiler, kavramlar dalalet ve hidayet bağlamında bir makasa işaret ediyor ve o noktada nasıl bir tavır sergilememiz, nasıl konumumuzu nasıl belirlememiz noktasında ciddi bir rehberliği var. Fakat hem 15. mektubun sorusunun içerisindeki işlerlik hem de Said Nursi'nin getirdiği yaklaşıma bakarsak sanki diyorsunuz bu Mehdi ve Deccal aslında Yakup'un yorumunu da destekleyen bir yaklaşım oldu. Bu sanki şöyle bir şey dedi çünkü Yakup diye hatırlıyorum. Ya Süfyan, Mehdi, Deccal, İsa meselesini düşündüğümüzde sanki bu kavram çiftleri ahir zamanda ortaya çıkacak çok 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 farklı bir imtihana işaret eden bir yönü mü var acaba diye bir düşünce içerisindeyim demişti Yakup. Evet. Sanki öyle bir vurgu yaptınız diye hissettim ben. Evet, öyle yaptım. Doğru söyledin. Sen daha güzel özetledin. Allah razı olsun. Enteresan, enteresan yaklaşımlar. Güzel, Allah razı olsun. İstifade ediyoruz. Alaaddin, buyur. Ben de bu kavramlar hadislerde niye çeşitlenmiş, artmış bağlamında bir soru vardı bu noktada. Eğitim konusu gündeme gelmişti. Eğitim bağlamında fark ettiğim birkaç kavram var. Onları gündeme getirmek istiyorum. Eğitim, hadislerde eğitim, Kur'an'ın eğitimi pratize ediliyor. Bu bağlamda hadisler Kur'an'ın eğitimini, Risalet Kur'an'ın eğitimini somutlaştırıyor, detaylandırıyor ve bir de dikkat çekme yapıyor. Bu bağlamda Mehdi, yani Kur'an'da temel iki taraf varken hadislerde Deccal ve Hazreti İsa'ya karşılık Mehdi ve Süfyan dikotomisi de gündeme geliyor. Burada şöyle bir şey olabilir mi? Ümmet içerisinde çıkacak bir fitneye dikkat çekme açısından bir isimlendirme, ek bir isimlendirme, ek bir kavram inşası olabilir mi? Böyle bir şey düşünüyorum. Belki olabilir diye soru şeklinde düşünüyorum kendi yanımda. Bir de Abdurreşit abinin uzun konuşması ve önemli bir konuya dikkat çekti. Onu da ben de kendi açımdan biraz daha basitçe ifade etmek istiyorum. Anladığımı basit bir ifade, çok önemli buldum o noktayı. Şöyle, İsrailoğullarının son dönem, İsrailoğullarının başına gelenler ümmeti Muhammed'in de zamanla son zamanlarında başına gelecek. Yani imanla soyutlanmış bir şeriatla ümmeti Muhammed de baş başa kalacak. Bu konuya dikkat çekmek için Mehdi Hazreti İsa ile bağlanmış, Mehdi konusu İsa konusu ile ilişkilendirilerek işlenmiş. Mehdi ile İsa ilişkilendiriliyor. Bu noktada Mehdi'nin misyonu ile ifade edildi bu. Hazreti İsa'nın misyonu arasında paralellik olacağına, yani iman mesleğinin, iman eğitiminin önceliğine ve şeriatın iman eğitiminin üzerine bina edileceğine dikkat çekme var. Not alıyordum, o yüzden geciktim. Arkadaşlardan yorum yapacak var mı diye bir yandan da bakıyorum da. Yakup, sen elini bir kaldır. Sen elini bir indir. Elini kaldır. Şimdi bir yazılan yorumlar var. Onlara öncelik verelim. Hemen sana bırakıyorum şimdi. Sen kışkırtıcı sorularla geleceksin gibi bir hissiyat içerisindeyim Yakup. Şimdi nerede kalmıştık? Dün Altürkal'ın o yorumunu okumuştum, Ahmet Ali. Ahmet Ali'den devam ediyorum. Mehdi ve Deccal kavramları sanki mazide yaşanmış zıtlıkların mücadelesini benim şu anıma, hatta istikbalime bakan yönüyle devam ettiğini ikaz eden, uyaran bir yönünü gösteriyor. Yani bunlar tarihsel bir kavram olarak ele alındığı zaman sana bana hiçbir şey söylemez diyor Ahmet Ali. Ünal Türkal, garip olanı şudur, hiç kimse Deccal olduğunu söylemedi, ancak Mehdi olduğunu söylemedi. Çok
Tıpkı çocuklara İsrafil, Mikail, Cebrail ismi veren çok, hiç kimse çocuğuna Azrail ismini vermemiştir. Bu da var. Mehdi olduğunu söyleyen çok. Ha, yukarıda dedim bir typo mu var diyordum da. Mehdi olduğunu söyleyenler çok ama Deccal olduğunu söyleyen yok. Bu da işin mizahı diyor. Beni de güldürdünüz. Allah razı olsun. Devam ediyorsunuz. İslam dünyasıyla kafirlerin deccalları farklıdır. İslam dünyasında Mehdi, Süfyan, kafirlerde ise Büyük Deccal veya İsa Aleyhisselam'a karşı karşıya gelecek. Biz onu geçen hafta genişlettik. Yani insan tanımına göre, dünya tanımına göre, kainat tanımına göre kişinin hidayete ulaştıran reisi ile dalalete ulaştıran reisi değişecektir. Çünkü hidayet ve dalalet tanımları değişecektir. Yani bu dediğiniz doğru olmakla birlikte genişletelim diye söyledim. Ahmet Ali, İsa metaforu benim dünyamda Rabbimi tanıtan yönüyle, yaratıcımı tanıtan yönüyle bağı koparılan şeriatı, Alaaddin'in yorumunu besliyorsunuz diye anladım. Bu da enteresan bir meseleydi yani. Allah razı olsun. Abdülreşit abinin de şey güzeldi o açıdan. Yani iş din diye sunulan, servis edilen eğitimin bizzat kendisi insaniyetimi gerçekleştirmeme engel olacağı bir vasat. Bu değişik bir imtihan. Şeriatın, devam ediyorum okumaya, dini kuralların tekrar dayandığı hakikate, yaratıcıya tanıtan yönüne, yani imani zemine çekerek bu bağlamda şeriat-ı Muhammediye'yi iman zemininde çalışılması olarak anlıyorum. İsa'nın tarihsel olarak geldiği zamandaki nübüvvet icraatı bunu gösteriyor. Yani ne diyecektim, ifadeyi unuttum senin de. Yani merkeze imanı alan diyelim sizin yorumunuzla. Evet Yakup, buyur. O elin indi ama ben onu gördük yani. Hepimiz gördük. Bütün oda gördü. Buyur. Yani aslında ben yeniden gündeme daha yoğun getirmeye çalışacaktım bu mevzuyu ama sağ olsun Ahmet Ali aslında getirdi bayağı. Belki de konuşmama gerek yok. Sadece işte İsa Aleyhisselam'ın neyi vurguladığı üzerine daha böyle yoğun durmamız gerektiği ihtiyacını hissettim. Abdülreşit'in yaptığı vurguya binaen. Yani bence yani geldi gündeme. Bunun üzerine konuşmalıyız. Yani neden İsa geliyor? Neden Musa gelmiyor? Neden Nuh gelmiyor? Neden Lut gelmiyor da İsa geliyor? İsa nesi bu kadar önemli, neyi temsil ediyor da tekrardan geliyor böyle bir zamanda diye üzerine düşünmemiz lazım. Tekrardan çok böyle net bir şekilde konuşmamız lazım diye bir vurgu yapmak istiyordum. Herhalde zaten yapıldı bu vurgular ama tekrar ediyorum canlansın diye. Şeriatın ruhu kaçmış bir topluma şeriatın anlamını getirmek üzere gönderilen bir peygamberin durduğu noktanın temsili ve yaptığı misyonunun temsili anlamında bir vurgusu olsa gerek diye tekrardan kısaca şey yapmış olayım ama bunu konuşalım isterim yani. Evet, bu arkadaşlardan da Allah razı olsun. Senin sorun da yerinde. Yani neden Musa değil de İsa? Bunun temsil, yani burada isim kavgası yapmadığımızı anlıyorum sorunun kendisinden de. Buradaki ana mesele bu neyi temsil ediyor? Yani bunun bir tarihsel bir izahı da vardır diye merak ettiğim bir soru oldu. Bu noktada bir el kalktı. Ali Mermer'in elini görüyorum. Buyurun. Musa'nın yerinde sorusu benim zaten üzerinde düşündüğüm bir konuyu canlandırdı da Hazreti İsa'nın gökten, semadan tekrar inip gelmesi ve şeriat-ı Ahmediye ile amel etmesi ifadeleri Risale-i Nur'da ve okuduğumuz parçada çok yoğun. Ben ondan şunu anlıyordum, yani bedenin gelip gelmemesi ayrı konu fakat okuduğumuz parçada bir cümlecik vardı. Çok önemliydi o cümle veya orayı okumadıysak da bilmiyorum. İşte böyle bir sırada okuyorum, paragrafın başından itibaren okuyorum. Benim kitapta paragraf ama herkesin kitabında paragraf mı bilmiyorum. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan
hakiki insevilik, bu terimler sadece kafasından terim uydurmaz. Bu bizi alıştığımız bir tavrıdır Said Nursi'nin. Demek ki Hazreti İsa'nın şahsiyeti manevisinden, maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani ya acayip kelimeler bunlar. Rahmeti ilahiyenin semasından nuzul edecek. Rahmeti ilahiyenin semasından nuzul edecek. Böyle ne derler? Tam 12'den vuran kelimeler bunlar. Şahsiyeti maneviyesinden, Hazreti İsa'nın şahsiyeti maneviyesini sinden ibaret olan hakiki İsevilik. Demek ki Hazreti İsa'nın şahsiyeti manevisi onun risaletiyle getirdiği görev ve bu görev nereden gelecek? Rahmeti ilahiyenin semasından inecek. Yani biz onu tutmuşuz, bulutların arkasındaki sema demişiz. Onların tartışmasına girmiyorum, gerek yok. Kapasiteye göre, insanların anlayış kapasitesine göre değişir. Fakat Hazreti İsa'nın, özellikle Hazreti İsa'nın gelişi, Yakup'un sorusu zaten bu konuyu canlandırdı. Diğer bir peygamberlerin gelişinden farklılığı şu. Ben şöyle görüyorum, şu derken benim kanaatim. Hazreti İsa misyonunu tamamlayamadı. Risalet görevini tamamlayamadı. Ama bu demek değildir ki Hazreti İsa'ya risalet görevini veren şu kainatın sahibi risaletin getirmesi gereken mesajı tamamlayamadı demek değil. Yani bu misyon devam edecek, devam ediyor. Fakat bu devam eden misyon Risalet-i Ahmediye ile sürerken o Hazreti İsa'nın getirdiği nokta artık en birinci plana düşecek. O da neydi? Ki bunu hem Yakup hem Abdurreşit vurguladılar. Neydi Hazreti İsa'nın derdi? Her ne kadar Tevrat ile gönderilen, amelle ilişkili olan konuların mutlaka uyulması gerektiğini genel olarak bahsettiyse ve çevresindeki havarilere bildirdiyse de Hazreti İsa misyonunu iki noktada toparlayabiliriz. İki nokta. Birincisi, dini yalnızca kurallarıyla Tevrat'ın, Hazreti Musa'nın temsil ettiği dini yalnızca kurallarıyla insanlara takdim eden Yahudi din adamlarına karşı çıkıp İsevi dini tahrif ettiniz idi. Diğeri de o zamanın kralına, yani kuvvete, burada zaten o vurgulanıyor. Esas cebbarane Suri hükümetlerini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Ki bu tavır, Deccal diye anılan tavır bu. Cebbarane Suri hükümetlerini bir nevi rububiyet ilan eder. Yani sizin ihtiyacınızı gören, sizde bakıp çeken, sizi koruyan benim diyen hükümetler bu görevi alırlar. Şimdi o dönemde, Hazreti İsa'nın yaşadığı tarihi dönemde bu görevi Roma imparatorları yapıyorlardı. Roma imparatorlarının o her bölgede temsilcileri vardı. O bölgedeki, Filistin bölgesindeki temsilcisinin otoritesine karşı çıktı. Roma İmparatorluğu'nun resmini taşıdığı veya otoritesini taşıdığı parayı reddetti. Bunlar tarihi vakalar, herkes bilir. Siz de bilirsinizdir. Yani iki şeye karşı çıktı. Din adına çıkan ve dini yalnızca normlardan, kurallardan ibaret gösteren din otoritelerine karşı çıktı. Bir de fiziki,
kuvvetini kullanarak insanlara ben sizin koruyucunuzum, ben sizin Rabbinizim diyen güce karşı çıktı. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle getirdiği mesaj öyle bir döneme girecek ki bu iki misyonu üstlenen bir vazifeyi rahmet-i ilahiyenin semasından inen İsevi maneviyet, Hazreti İsa'nın şahsiyeti maneviyesi tekrar gündeme getirip risalet görevini devam ettirecekler. Yani risaletin misyonunu devam ettirecek. Bu bize metot veriyor, insan vermiyor. Metodunuz bu olacak. Eğer kendinizi böyle bir ortamda buluyorsanız diyor. Hazreti İsa'nın metodu olacak. Ve bu metot Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği risaletin devamı için ona takibiyet açısından olacak. İki noktayı unutmayalım. Bir, din adamlarının dini sapıtması, yanlış takdim etmeleri. İki, güce dayanan fiziki, askeri güce dayanan otoritenin, yani silahların konuştuğu bir otoritenin tanınmasında gösterilecek hassasiyet. Ya da tanınmamasında gösterilecek hassasiyet. İsyan edilme anlamında değil. Hazreti İsa Roma İmparatoruna isyan etmedi. Ama onun temsilcisi olan para bozucuları, ne derler o, sarraf. Ya o önemli bir konu da şimdi oraya giremem ben. Sarrafların tablolarını yıkarak temple'da, yani bugün ona biz Kabe diyebiliriz, paranın otorite olduğu, gücün otorite olduğu bir sistemi reddetti. Ama fiziken anarşist bir tavra hiçbir zaman girmedi Hazreti İsa. Ama reddetti. Bu vasat noktayı bulmak gerekir. Bu güzel bir nokta, çok güzel. Ben çok istifade ettim açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Yani insanlık bunu tecrübe etti. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve insanlığın yaşadığı o tecrübenin bize aktarılması çok dehşetli bir mesaj taşıyormuş içerisinde. Ben bu kadar yaklaşmamıştım meseleye. Yani o yüzden Allah razı olsun hem bilhassa gündeme getiren dört arkadaştan, yani Abdurraşit, Ali, Mermer, Rahmet Ali ve Yakup'tan, Allah hepinizden ebediyen razı olsun. Benim için çok çok istifade edici bir husus oldu. Yani analoji yapmak açısından da güzel bir husus oldu. Ve Mehdi, Deccal, Hazreti İsa, Süfyan meselesi de mana kazandı. Yani demek ki o zaman şöyle oldu. Yani ilk baştaki tartışmaya dönersek, bu çeşitlilik neden önemli? Çünkü farklı kontekstlerde makasları farklı şekilde tecrübe ediyoruz. Farklı makaslarda tecrübeleri saptayabilmek için elimizde ölçücükler olması gerekiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin inkarını tespit edebilmek için insanın İsa, Süfyan, Mehdi, Deccal mefhumlarına sahip olması gerekiyor. Musa, Firavun dikotomisine sahip olmak, içinde yaşadığın toplumda risaletin inkarı üzerinden ve uluhiyetin inkarı üzerinden bir meseleyle karşı karşıya kaldığımın analizini yapabilmek noktasında beni mahrum bırakıyor. O analizi gerçekleştiremiyorum. İçinde yaşadığım hastalık tam olarak nedir deşifre edemiyorum diye anladım. Bu yüzden bu çeşitlilik çok önemli. Hatta ve hatta bu çeşitliliğin içerisinde İsa'nın isminin kullanılması ise çok daha fazla önemli diye anladım. Yakup ve Abdurraşit'i dinliyorum. Sadece şurada bir yorum gördüm, hoşuma gitti Muhammed Said'in. İsa Aleyhisselam'ı tavrından iftihar ettim. Maşallah diyor. Hakikaten öyle. Maşallah. İnsan Hazreti İsa'ya karşı çok daha fazla hürmet göstermemiz gerektiğini anlıyorum ben böyle olunca. Yakup, o el kaldır. Sen, ama sen çok nazlı oldun bugün Yakup. Ben habire seni, sen indiriyorsun, ben kaldırıyorum. Buyur. Yok, zaten farkına vardım diye indirdim abi. Yani ne konuşacaktım ben.
Şu soruyu gündeme getirmek istiyorum. Belki bazı zihinlerde bu açıktır ama benimkinde değil en azından. Bu açıdan önemli benim için. İsa Aleyhisselam'la alakalı yani Mesih vurguları şu ana kadar benim tabi olduğum, tarif edildiğim tariflere göre, bir dini anlatıya göre sanki sadece dünyayı yani insaniyeti ilgilendiriyormuş, İslam alemi bunun içine dahil değilmiş. Bizi ilgilendiren sadece Mehdi'nin rehberliğiymiş gibi bir vurgu var kafamda. Bu herhalde yani bunu nasıl tarif edeceğiz bilmiyorum ama yani bu İsa Aleyhisselam Müslüman alemin içinde bulunduğu bir insaniyet, Mehdi Aleyhisselam insaniyetin doğrudan insaniyete hitap etmeyen İslam alemine hitap eden bir çerçeve ile mi konuşuyorlar? Yani bunu mu temsil ediyorlar diye böyle bir sorumu gündeme getirmek istiyorum. Haftaya konuşulur belki. Bunları coğrafya ayıracak mıyız diyorsun? Abdurreşit abi buyur. Ben özellikle Ali abinin yaptığı vurgu çok önemliydi. İkili vurgusu. Biri din alimlerine karşı, biri de otoriteye karşı olan tavır çok önemli. Ben burada bir analoji yapıp biraz daha böyle kendi dünyamıza nasıl indirgeyebiliriz bu meseleyi diye bir analoji yapacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Siz susuzsunuz, susamışsınız. Susuzluğunuzu gidermek için biri size gelip su ikram ediyor, su veriyor. Su dediğin görünüş olarak şeffaf bir maddeyi veriyor. Ve siz o şeffaf maddeyi aldığınız zaman susuzluğunuz gideriliyor. Dolayısıyla siz o susuzluk ihtiyacının karşısında o şeffaf maddenin size bir çözüm olduğunu düşünüyorsunuz ve bu konuda bir ikna oluyorsunuz. Aslında susuzluğu gideren, susuzluğu verenin kendisi olup yaratıcının size uzattığı bir eldir o şeffaf madde. Fakat insanlar da bu susuzluğu gidericisi olduğunu, susuzluk içerisinde kalmışlar ve susuzluğu giderici olarak o şeffaf maddenin, şeffaf olan şeyin susuzluğu giderici olduğunu düşünüyorlar ve böylece denize dalıyorlar. Denizdeki suyu içtikçe susuzlukları artıyor. O zaman bu sefer o şeffaf maddeden nefret etmeye başlıyorlar. Yani bizim konumumuz bu konum. Ahir-i zaman denen şey böyle bir durum. Böyle durumda yapmamız gereken nedir? Çok önemli bir meseledir. Birinci mesele susuzluğun giderici olan kaynak maddi bir tezahür üzerinden aranmamalı. İkincisi size ilahi diye belirlenen, yani asıl susuzluğu gideren yaratıcı olduğu halde o yaratıcının susuzluğu giderici olmasını su ile özdeştirilmesinin sıkıntılı olması meselesi, ki Ali abinin vurguladığı iki mesele öyle gibi geliyor. Bu noktayı iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani biz ne yapacağız? Nasıl bir yöntem takip ederek bu susuzluğumuzun giderilmesi noktasında bir çözüm içine gireceğiz? Burası çok önemli. İsa Aleyhisselam'ın bazı hadislerde Mehdi olarak ifade edilmesi, Mehdi İsa'dır meselesi, Mehdiyet yani hidayete ulaşmanın yolunun İsa Aleyhisselam'ın yöntemi üzerinden olacağı vurgusunu anlıyorum ben İsa'nın Mehdi oluşundan. Yoksa kişilere ayrı anlamlar yükleyip işte Said Nursi'ydi bilmem neydi falan, aslında hem İsa'ydı hem Mehdi'ydi, böyle tartışmaların bir anlam ifade etmediğini, burada asıl olanın İsa Aleyhisselam'ın ifade ettiği misyonu anlamak olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ki İsa Aleyhisselam'ın ne yaptığı çok aşikardır. Dediğiniz gibi iki otoriteye karşı, yani bir dini otorite, dinin perdeleyen, dine ulaşılmasını engelleyen otorite, yani denizi inkar bir yönüyle. Diğeri de dünyevi otorite, yani semadan gelen bir şeyi arzi bir kavramla özdeşleştiren anlamı reddetme manasında önemli bir yer gibi geldi bana. Çok 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 önemli. Özellikle
emeğini, gayretini, dinin dine sarf eden himmetini, bütün himmetini din için sarf eden ya da imanın hakikatlerini anlatmak için sarf eden insanlara çok önemli bir formül sunduğunu düşünüyorum burası. Tekrar vurgulamak istedim. Bu kadar. Şöyle özetleyelim mi? Yani Yakup'un sorusuna sanki cevap geldi gibi hissettim ben. Aslında ona benzer bir cevabı Ali Mermer'in yorumunda da hissetmiştim. Yani Mehdi ve İsa ayrımı coğrafi olarak iki farklı grubun iki farklı ihtiyacını karşılayacak olan kimselerden ziyade bir metot olarak ele alınıp iki farklı sıkıntıya karşı alınacak, takip edilecek metodu temsil ederler ve interchangeable yani değişimli olarak kullanılabilirler diye anladım ben Ali Mermer ve Abdüreşit'in yorumundan. Ya bu konu tazeyken, eğer bu konu bu hamur çok su götürür daha diyorsanız haftaya bırakacağım. Yakup'un son sorusu için söylüyorum. Yani bu bir coğrafya ayrımı. Çünkü böyle bir anlatım var. Dediği doğru, Yakup'un dediği doğru. Ben de muhatap oldum bu anlatıma. Ama ben bunu iki farklı metot, yani ona dini otorite üzerinden ve dünyevi otorite üzerinden risaletin inkarı ve uluhiyetin inkarı diye sanki böyle bir iki yani problemin iki farklı veçesi olarak yaklaşmak gerektiğine dair bir anlayış oldu bende ama Yakup ne dersin? Make sense abi. Ne demek bu? Yani mantıklı geldi bu izah. Yani daha ayrıntılı konuşulabilir mi bilmiyorum ama yani bunların muhakkak bir farkı var bence. Bütünüyle aynı anlamı karşılamıyorlar. Yani farklı bir metot tarifleri var. Ama bunlar uygulaması gereken metotları tarif eden isimler. Yoksa ilk kişiler değil zaten. Bunu konuşuyoruz birkaç haftadan beri. Yani vahye nasıl diyeyim bunu bilmiyorum. Yani dine muhatap olmuş insanlar söz konusu olduğunda uygulanacak yöntem Mehdi ile tarif edilirken dini din olarak bile görmeyen, dinle arasında çok büyük engeller, perdeler olan insanlar söz konusu olduğunda uygulanacak yöntemi tarif eden farklı isimler söz konusu gibi şey yapıyorum. Ama bunların arasındaki ayrım tam olarak yani Mehdi tam şunu temsil eder. İsa ya da Mesih de şunu temsil eder diye kafamda net bir ayrım yok. Ama böyle bir yaklaşım makul geliyor yani. Ama benim anladığım kadarıyla bu problemin ortaya konması ve problemin iki farklı veçesinin olduğu, uluhiyetin inkarı ve risaletin inkarı. Eğer meselenin bu kısmı anlaşıldıysa ki sen de yorumlarından öyle anlaşılıyor. Arkadaşların da sorusunun gelmemesi üzerinden o noktada bir kanaat olduğuna dair bir anlayış içerisindeyim. Bunun üzerine tefekkür bina edilebilir diye anlıyorum. Hemen şu meselenin sıcaklığıyla ilgili olduğunu tahmin ettiğim için Abdurrahim'e bırakayım da öyle okuyayım yorumları hemen. Vaktimizi biraz geçtik. Buyurun. Ben ayrımı doğru olduğunu düşünmüyorum. İki ayrı mesele yok. Burada tek bir mesele var. Risaletin, ahir zamanda risaletin mahiyeti ortadan kalkacak. Dolayısıyla zaten risaleti inkar eden uluhiyeti de inkar eder. Bunların birbirinden ayrılan ayrı ayrı konular olmadığını düşünüyorum. Tek bir konu. Yani ahir zamanda uluhiyeti inkarın görüntüsü, tezahürü risalet üzerinden olacaktır. Dolayısıyla metodolojinin de risaletten uluhiyete değil, uluhiyetten risalete, daha doğrusu Hazreti İsa mesleğinden Mehdi mesleğine doğru bir yöneliş olduğunu, dolayısıyla daha doğrusu Hazreti İsa'nın metodolojisiyle bu hastalığın tedavi edileceğini, ki bunun nihayetinde de tezahür olarak Mehdi'nin mesleği olacağını söylüyor. Yani Mehdi'nin mesleği Hazreti Ali'nin, Hazreti İsa'nın misyonu olacağını vurguluyor diye anlıyorum. İki ayrı konum yok gibi geliyor bana. Çünkü problem umumi bir problem. Yani alemi İslam, alemi insaniyet tabirinin bölgesel veya şey olmadığını, sanki içsel bir
iman İslam ayrımı gibi bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Yani ne birbirlerinden tamamen kopuk ne de tamamen aynı şeklinde de tamamladınız diyorum. Yorumları okuyorum hemen. Ünal Türkal diyor ki İsa Aleyhisselam Mehdi'nin benzerliği her ikisinde de ikisinin de saltanatı olmasıdır. İlki peygamber emeklisi, ikincisi peygamber varisi. Ahkam-ı ilahiyeyi tatbik edecekler. Zaten hiçbir peygamber dağ başında namaz kılmak için gönderilmemiştir diyor. Ahmet Ali, ahir zamanın en büyük fesadı dinin hakikati ile hakikatinden kaynaklanan, hakikatine dayanan şeriatı hakikatinden ayırarak ele alması, bu asırda hakim olan sekülerizmin en dehşetli yansımasıdır. Bunu ben de tecrübe ediyorum diyor Ahmet Ali. Sekülerizm nasıl ki kainatı kaynağından kopararak, kendi vehmine malzeme yaparak, yaratıcıyı insanların hayaline bıraktı, aynı şekilde dinin içinde de yaşanan sekülerizm, dini kainatı dışlayarak dinin hakikatlerinin zemini olan kainatı, onun varlık kaynağına bakan yönüyle dine muhatap olmaması, dinin ruhunu kaçırmış, insanların elinde ölü, hayatlar olmayan bir din algısına bırakmıştır, kalmıştır. Ünal Türkal, İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam bu saat gelseler, İsa Aleyhisselam Hristiyanların haline bakar, Mehdi Aleyhisselam Müslümanların haline bakar, herhalde bunlardan bir şey olmaz der, istifa dilekçesini Rabbül Alemine verirler diye düşünüyorum, şakadır. Yani durumumuz vahim gibi gözüküyor ama yani rahmeti ilahiyenin her zaman çözümü vardır. Yani eğer rahmeti ilahiye dert vermişse deva da vermiştir inşallah. Siz de zaten şaka yaptığınızı belirtmişsiniz. Ahmet Ali, Risalet eşittir kainatın varlık kaynağını, kainatın unsurları üzerinden, kainatı kullanarak hangi özelliklerini bize tarif eder, usulünü kainanın rehberliğinde bize öğreten öğretmendir. Risalet. Bu işlevin görülmediği peygamber, risalet, muhatabiyet gerçek anlamıyla dine muhatap olmamak demektir. Uluhiyet peygambersiz, peygamber kainatsız, vahiysiz olmaz. Yani bu mefhumlar arasındaki ahenk bir araya gelmedikçe mesele anlaşılmıyor diyorsunuz. Alaaddin Mehdi, Hazreti İsa'nın mesleğinin ihyası oluyor. Yani ben arada bir ayrım görmüyorum. Sanki Hazreti İsa diye tesmiye edilen metodolojinin ahir zamanda uygulanması arasında. Yani bu arada bir birliktelik var bu kavramlar arasında gibi bana görünüyor diyor Alaaddin. Hey Bulut, birinci cereyanda risalete saldırı dikkate çekilmiş. İslam dünyasındaki problemlerden biri sünnetin ve veya ritüel olarak bilinenlerin imani esaslara dayandırılarak anlamlandırılmaması ve imani esaslar ile bağı üzerinde durulmaması. Bir gelenek olarak algılanma problemi oluşur ve risaletin değeri düşürülüyor. Hatta değeri de düşürülmüyor, inkar ediliyor, gerek yok deniyor. Daha da ilerilere gidiyor. Yani din gelenekselleştirilip ritüel haline getirilerek altı boşaltılıyor, içi boşaltılıyor, inkar edilmeye hazır hale getiriliyor. Hümanizme dönüştürülüyor. Yani çevreci ve insancıl bir hareket haline getirilmek isteniyor. Biz bunu aklımızla ulaşabiliriz deyip vahye ihtiyaç olmadığı düşüncesi yerleştirilmeye çalışılıyor. Uluhiyet bağı koparılıyor. Bu nedenle özellikle sünnetin imani esaslarıyla ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması gerekiyor. Tüm bunları da demeden de şunu anlıyorum. Yani burada bahsi geçen mefhumlar sizin de işaret ettiğiniz bu ihtiyacın farkında olmamız için çok önemli görünüyor bana. Şimdi iyice o noktada ben ikna oldum. Yani arkadaşlar beni çok ikna ettiler. Allah razı olsun hepsinden. Son yorum. Şu ancak Ahmet Ali'nin yorumu. Şu ancak bir risaletin rehberliğinde içilirse benim su virgül ancak bir risaletin rehberliğinde içilirse benim insaniyetime cevap verir. Su içimden veya risaletsiz içilmesi benim için hakikate ulaşmak
mümkün görünmüyor. Yani dinin getirdiği, bu örnek de güzel oldu. Yani din alkol içmeyeceksin, su içeceksin diye bir tekliften ziyade suyu nasıl içeceğimiz teklifiyle geliyor diyelim mi? Dinin getirdiği şey suyu nasıl içtiğimizde. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.